Geçenlerde YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz canlı yayında lokal hostlarla ilgili bir söyleşi yapmıştık, konuşmuştuk orada. Bilgisayarımıza WordPress'i kurmak için lokal Host programlarının bir tanıtımını yapmıştık. Hatta onunla ilgili canlı yayına buradan yukarıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sanal bilgisayarımızda lokal host kurulumunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kaç tane videomuz var kanalda. Şimdi biraz da güncellemiş olacağız. WordPress'i burada da kurulumunu yapacağız. Testini yapacağız arkadaşlar. Bilgisayarınızın yedeğini alın bence. Gene bir aksaklık olmaması için resmi sitelerinden indireceğiz. Ne yapalım? Hemen geçelim işlemlere başlayalım arkadaşlar. Bilgisayarımıza kuracağımız lokal host programı lokal VP arkadaşlar. Direkt resmi sitesine girdim. Sayfaya geldik. Buradan hemen download for free diyor. Buraya basalım. Buradan size kullandığınız işletim sistemine göre seçmenizi isteyecek arkadaşlar hangisini kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Windows'u seçiyorum. Hemen şöyle dolduralım. Bilgileri doldurduktan sonra ilerliyoruz. Dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Kaydedelim. İndirme işlemi tamamlandı. Hemen şimdi kurulumuna geçelim. İndirdiğimiz klasöre geldik üstüne iki defa çift tıkladığınızda burada bir seçenek var. Bu bilgisayarı kullanan herkes için ya da sadece benim için diye şöyle bu bilgisayarı kullanan herkes için ya da şöyle sadece benim için diyorum. İleri diyorum. Kurulum adresi ve kur diyorum. Kurulum bitti. Lokal programı çalıştır diyor. Bitir diyorum. Program şartları ve koşullarını kabul ediyoruz. Bu şekilde programın arayüzüne ulaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Tamam göbatalım. Hataları göndermesini istiyorsanız evet bunu seçebilirsiniz ama göndermesini istemiyorsanız no hayır dersiniz. Program kuruldu aslında. Hazır bekliyor. Buradan da artık WordPress'imizi kurabiliriz ama ben ilk önce şöyle bir ayarlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan hemen bir ayarlara geçelim. Yeni site var, içeri alma var. Bunu denememiştim. Bunu denemek lazım aslında. Ayarlar var, hakkında güncellemeleri kontrol etmesi var. Çıkış falan işte. Şu ayarlar kısmına girelim. Tema seçimi var. Terminal Browse'da hangi tarayıcı kullanıyorsanız buradan seçebiliyorsunuz tabii ki. Varsayılanı kullanacağım. Opera'yı kullanıyorum. Daha sonra yeni site bu şekilde. Bakın bu e-posta adresi yönetici e-postası. Yani WordPress sitenizi kurduğunuzda kullanılacak e-posta. Programın içinde zaten bir mail programı var aslında. Buradan da maillerinize çok rahat şekilde ulaşabiliyorsunuz. Harici bir e-posta programı kullanmanıza gerek kalmıyor. SMTP bile kurmanıza gerek kalmıyor. Ama lokalde internete taşıdığınızda yani canlı internet ortamına taşıdığınızda SMTP programı kurmanız lazım. Testlerinizi yaptığınız zaman alan adının arkasına şunu ekliyor arkadaş. Sayfa oluşturduğunuz sayfanızın ismi mesela maxentme diyelim nokta lokal yani com değil lokal. Bunu istediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz. Mesela lokal değil de tr yap. E-posta adresimi de şöyle info ondan sonra demo nokta tr şeklinde değiştirdim. Site yani yolu bu şekilde gidecek internet arayıcınızda. Bunu kabul edelim dışarı aktarma zip olarak da alabilirsiniz. Ondan sonra TGZ olarak olabilir. Onları alabiliyorsunuz. Bazı özelliklerini de kullanmanız için ücretli versiyonunu çevirmenizi istiyor ama biz tabii ki ücretsiz versiyonuyla çalışacağız. Orada da ne var? İşte gelişmiş ayarlarda router mode, local diyebilirsiniz. Site domain olarak değiştirebilirsiniz. Mesela lokalde bakın not sport, HTTPS yani SSL olarak bağlantı olmaz. Hata verebilir. Eğer Chrome'da falan çalışıyorsanız hata verebilir. O yüzden de site domaininde kalsın bu şekilde. Bunun bunlarda herhangi bir şey yapmıyoruz zaten. Ayarlarımızda bu kadar kapattık. Şimdi şuraları bir geçelim. Burada direkt ayarları geliyor zaten. Burada ücretli versiyonda bağlanabiliyorsunuz. Blueprint Hosting. Bu da ücretli tabii ki. Burayı da kullanmıyoruz. Burada da uzantılar falan var. Kurulanlar herhangi bir şey yok. Kütüphanesinde de ücretsiz olanlar link çekini yapan şuradan yükleyemiyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle bir basalım. Erişime izin ver diyelim. Bir hesap oluşturalım e-posta adresimize bakalım. Doğrulama e-postası geldi. Hemen doğrulamasını yapıyorum. E-posta kutumuza gelen doğrulama e-postasını yaptıktan sonra bağlantı yani siteye giriş yaptım arkadaşlar. Programın internet sitesinde girişimiz yaptık. O da bağlantıyı yaptı zaten şu an. Mesela kurabiliyoruz. Hemen bir kurulum yapalım. Programın uzantısını ekledim arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım. Yüklenenler bir tane bu var şu an. Siteye kayıt olduğunuz zaman buradan kütüphaneden ücretsiz olanlarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani indirebiliyorsunuz derken lokal VP'yi ekleyebiliyorsunuz uzantılarını. Başka bir şeye soru işaretine bakalım. Buradan da gerekli dosyalara ulaşabiliyorum. Şimdi örnek bir tane WordPress sitesi kuralım arkadaşlar. Kurulum çok basit. Artı işaretine basıyorsunuz. Burada zaten yeni bir tane oluştur diyor. Sitemizin ismi test diyorum. Ayarlarda tr olarak yapmıştık. Test.tr devam diyorum. Burada varsayılan şekilde kurulumunu da yaptırabilirsiniz. Mesela php8.1.29 kullanacağı server nginx apache de seçebilirsiniz. Ya da mysql versiyon 8.0.16. Custom'a geçtiğiniz zaman yani özelleştirme şeklinde geçtiğinizde burada isterseniz php versiyonu değiştirebilirsiniz. Tabii ki bunları kurması lazım. Benim tavsiyem size mesela son versiyonları kullanmayın. Çünkü eklentiler buna göre test edilmemiş olabiliyor. O yüzden en fazla şu an kullanılan 8.1 ya da 8.2 falan kullanabilirsiniz. Ama test yapmak istiyorsanız eklentilerle ya da temalarla ilgili bunları da yüksek versiyonlarını kullanabilirsiniz. Ben yine 8.1.29'da kalıyorum. Apache'de dediğim gibi Apache'yi de kurabilirsiniz. Hiç fark etmez. İkisi de çalışıyor. Denedim. İkisini de denedim. Buradan da MySQL ya da diğer veri bankasını Maria'yı seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada özelleştirme imkanınız var. Ben bu şekilde varsayılan özellikleriyle kurulum yapmasını istiyorum. Devam diyorum. Kullanıcı isim test vp şifreye de bir tane şifre sallayalım. E-posta adresimiz de zaten direkt ayarlardan çekiyor. Multi sistem yani e, olacak diye soruyor size. Hayır tek bir site olacak. Bu şekilde ondan sonra da site ekle diyorum. E-posta ile ilgili izin istiyor bizden. Artı Engix içinde izin istiyor. Erişime izin ver diyorum. Mail içinde istiyor bizden. Hemen buna da izin veriyorum. WordPress kurulumu yapıldı arkadaşlar. Şimdi bu tabii ki kontrol paneli. WordPress'e daha bağlanmadık. Bağlanacağız. Şimdi şunları da hemen göstereyim size. Sitemizin ismi. Burada bir kısa yol oluşturmuş zaten. Burada kurulumun olduğu yani WordPress'in kurulumu olduğu sayfa klasöre yönlendiriyor ve bastığınız zaman nereye kurulduğunu gösteriyor. Kurulumun olduğu yer. Site ismi. Buradan ismini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela change yaptığınız zaman farklı bir isimde test mesela değil de test demo diyelim şeklinde isminin değişmesini istiyorum. Bakın isim değişti. SSL hatası alıyorsanız tarayıcınızda trust dediğinizde yani buna güven dediğinizde sizin için bir SSL anahtarı oluşturuyor. Oluşturdu. Buradan isterseniz serverınızı işte dediğim gibi Apache'ye de çevirebilirsiniz. PHP versiyonunu bile değiştirebilirsiniz. Bunlar aslında çok güzel, çok rahatlık, kolaylıklar bunlar baktığınız zaman. Geçen canlı yayında anlattığım gibi diğer lokal host programlarında bu özelliklere ulaşamazsınız. Yani ulaşmak için de bayağı uğraşmanız gerekir. O yüzden de buradan bu arayüzünden yapabilmek bence çok büyük bir rahat. İşte veri bankası one click admin dediği aslında çok güzel bir şey. Direkt olarak sitenize hiç giriş yaparken tekrar kullanıcı ismi ve şifrenizi yazmana gerek kalmadan direkt olarak WordPress'in kontrol sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Bunu açmanız lazım tabii ki. Bakın kullanıcı ismi oluşturmuştuk. Direkt olarak girişi yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. WordPress versiyonunuzu gösteriyor. işte multi sistemi değil. Hatasız debug olarak göstersin mi göstermesin mi diye. Buradan seçenek yap seçebiliyorsunuz. Admin kısmına bastığınızda kontrol paneline buradan da sitenin ön yüzüne ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz de siteyi durdurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kapatıyorum şu an. Çalışmayacak. Buradan bastığım zaman da gene çalışmaya başlayacak site. Kurulumu yaptık. WordPress sitemize bir geçelim, bir bakalım. çalıştırsın serveri şimdi. Evet, şu an çalışıyor. Admin kısmına bakalım. Admin kısmına bastığınızda direkt olarak bakın WordPress'in kontrol paneline ulaşabiliyoruz. Bu şekilde varsayın olarak İngilizce gelir. Bunu da ayarlar kısmına gelip genel ayarlara geçtiğinizde burada dili, sitenin dilini Türkçe olarak yaptığınızda ya da hangi dili kullanıyorsanız arkadaşlar yapın. Kaydettiğin bu şekilde bakın Türkçe'ye döndü. Ön yüzüne bakalım. Gördüğünüz gibi varsayın olarak WordPress WordPress kurulmuş şekilde hazır bekliyor arkadaşlar. İşte eklentiler bakın kurulu eklentilere bakalım herhangi bir şey yok. 0 kilometre bir WordPress sitesi arkadaşlar. Programla ilgili başka söylenecek ne var? Şunlara da değinelim. Programın arayüzünde bu şekilde WordPress ile ilgili kısımları zaten database kısmına geldiğinizde bakın. databasete işte hostunuzu, portunuzu bakın local role. Open adminer evo'ya kısmına bastığınızda bakın şimdi onu da göstereyim size. Veri tabanına ulaşıyoruz. Burada veri tabanında mesela yapmanız gereken değişiklikler varsa onları buradan müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel, çok rahatlık. Mesela kullanıcı tablosuna geldim. veri seç dediğimde bakın test olarak gösterdi. Bir tane kullanıcı var zaten. Buradan istediğim değişikliği yapabilirim arkadaşlar. Şuna bastığım zaman isterseniz şifremi değiştiririm, e-posta adresimi değiştiririm. Hepsini değiştirebilirim. Daha sonra tools kısmına geldiğinizde bakın burada mail pit, mail sitede kullanacağımız mail işte hesabıyla ilgili işlemler gönderme alma ile ilgili işte bizim bir e-posta kutumuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Open Mail pit diyorum. Gördüğünüz gibi mail kutumuz bu da. WordPress içerisinde gelecek ve gidecek olan e-postaları buradan takip edebiliyorsunuz. Tabi canlıya dediğim gibi canlıya çektiğiniz zaman aldığınız zaman bu ayarları değiştirmeniz lazım. E-posta adresinizi bilmem ne. Local VP programını kurduk. Ayarlarını da gösterdim arkadaşlar. Bilgisayarınızda lokalde yapacağınız çalışmaların bu program sayesinde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben de kullanıyorum şu an normalde XAM kullanıyordum. Şu an buna geçtim. Neden? Sırf WordPress'te çalıştığım için, WordPress'le uğraştığım için bu program daha kolayıma geldi açıkçası. O yüzden bunu kullanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kullanıp test edebilirsiniz. Hatta karşılaştığınız eğer sorun varsa ya da düşündüğünüz yorumları videonun açıklamalar kısmına yazarsanız beni de mutlu edersiniz. Buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.